Aynı binada, aynı sokakta yaşayan insanlara farklı sandıklarda oy kullandırılacak. Yani seçmen denetimi ortadan kaldırılacak. Hile ile TC vatandaşı olmayanların ya da ölmüş olanların yerine oy kullanımının önü açılmış olacak. Sandık başkanları kamu görevlileri arasından belirlenecek. Yani sadece AKP'li olan memurlar sandık başkanı yapılacak. Valiler sandıkların seçim bölgelerine taşınması için YSK'ya teklifte bulunabilecek. Adeta AKP'nin il başkanlarına dönüşmüş valiliklerin talimatı ile Kürt illerinde sandıklar korucu köylerine ya da ilçe merkezlerine taşınacak. Buralarda seçmenler silahların, panzerlerin gölgesinde oy kullanacak. Seçmenlere ihbar ile sandık çevresine kolluk gücü çağırma yetkisi verilecek. Böylelikle her sandıkta AKP emrindeki kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde çalışılmış, muhalif parti seçmen ve görevlileri sandık çevresinden uzaklaştırılmış, bir de muhbir seçmen görevlendirilmiş olacak. Mühürsüz oy pusulaları ve zarfları geçersiz sayılmayacak. Böylelikle sahte veya geçersiz oy pusulası ve zarfları rahatlıkla kullanılabilecek. %10 seçim barajı korunurken sadece seçimlere katılma yeterliliği bulunan siyasi partiler seçimlerde ittifak yapabilecek. Yani toplam oyu %10'u geçen bir ittifakta %1 oy alan bir parti baraj sorunu yaşamazken tek başına giren ve %9.9 oy alan bir parti %10 barajını geçemediği için meclis dışında kalacak. İttifak yapan partilere oy pusulalarında ayrıcalıklı bir alan ayrılacak. Kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfın içine konulacak. Böylelikle seçmen algıları üzerinde etki yaratılmaya çalışılacak.